Herkese merhabalar pembe düğme YouTube kanalına hoş geldiniz ben Nihal Özsoy bugün sizlerle sevgililer günde yaklaşıyorken renk renk yapabileceğiniz tomurcuk güllerimizden yapacağız videomuz başlamadan önce kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz kullandığım malzemeler ip olarak periye baby softu kullandım ince kalınlıkta bir ip tercih ettim 2.2 milim yün tığı çöp şiş ve silikon tabancası kullandım. Şimdi gülümüzün yaprağını yapacağız. Sihirli halkamızı oluşturup içerisine 6 adet sık iğne yapacağız. İpimizi kıvırıyoruz. Altta çapraz bir görüntü elde ettik. Tığımızı halkamızın içerisinden geçirip Tığımızı ilmeğimizi alıp çıkartıyoruz. Daha sonra tekrardan tığımızı ipimizi alıp çıkartıyoruz. Ve böylelikle sihirli halkamızı oluşturmuş olduk. Şimdi içerisine 6 adet sık iğne yapalım. Sihirli halkamızı kapatıp ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Ve böylelikle birinci sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi ikinci sıramızda her ilmeğin içerisine çift sık iğne yapalım. Üçüncü sıramızda bir sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapıyoruz ve sıra sonunda 18 sık iğneye ulaşıyoruz. Şimdi bir sık iğnemizi ördük. Yanındaki ilmeğin içerisine çift sık iğne yapıyoruz ve böylelikle arttırma işlemini yapmış oluyoruz. 4. sıramızda 2 sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapıyoruz. Sıra sonunda 24 sık iğneye ulaşmış oluyoruz. 5. sıramızda 3 sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapıyoruz ve sıra sonunda 30 sık iğneye ulaşmış oluyoruz. 6. sıramızda 4 sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapıyoruz ve sıra sonunda 36 sık iğneye ulaşıyoruz. 7. sıramızda 36 sık iğne örüyoruz. 8. sıramızda 12 tane sık iğne yapıyoruz. 3 tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Tığımızı ilmeğimizin arasından geçirdik. Üzerine ipimizi aldık. Hem ilmeğimizden hem tığımızın üzerindeki ilmeğin içerisinden aynı anda çıkartıyoruz. Ve böylelikle ilmek kaydırma işlemi yapmış oluyoruz. 6 tane arttırma işlemi yapıyoruz. 3 tane ilmek kaydırma işlemi yapıyoruz. 12 tane sık iğne yapıyoruz. 9. sırada 12 sık iğne örüyoruz. 3 tane tekli trabzan yapıyoruz. Tığımızın üzerine ipimizi aldık ve ilmeğimize battık ve ipimizi çıkartıyoruz. Tek seferde 3 ilmeğimizden çıkıyoruz ve böylelikle tekli trabzanımızı yapmış oluyoruz. 12 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tığımızın üzerine ipimizi aldık ve ilmeğimize battık ve daha sonra ipimizi çıkarttık. Tığımızın üzerindeki 3 tane ilmeğimizi iki seferde çıkartıyoruz ve böylelikle ikili trabzanımızı yapmış oluyoruz. 3 tane tekli trabzan yapıyoruz. 12 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi ilmek kaydırma yöntemiyle ipimizi çıkartıp kesiyoruz. Ve böylelikle gül yaprağımızı da tamamlamış olduk. Aynı yaprağımızdan 3 tane daha yapalım. Toplamda 4 tane yaprağımız olacak. Şimdi yeşil tomurcuk kısmımızı yapıyoruz. Sihirli halkamızı oluşturup içerisine 6 adet sık iğne yapıyoruz. Sihirli halkamızı kapatıp ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Ve birinci sıramız tamamlanmış oldu. Şimdi ikinci sıramızda bir sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapıyoruz. Sıra sonunda 9 sık iğneye ulaşıyoruz. Sihirli halkamızı kapatırken arkasını düğümlemiyoruz. Çünkü daha sonra içerisine çöp şişimizi yerleştireceğiz. Şimdi üçüncü sırada 9 sık iğne örüyoruz. Dördüncü sıramızda iki sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapıyoruz. Ve sıra sonunda 12 sık iğneye ulaşıyoruz. Beşinci sırada bir sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapıyoruz. Sıra sonunda 18 sık iğneye ulaşıyoruz. Altıncı sırada 18 sık iğne örüyoruz. 7. sırada iki sık iğne örüp bir arttırma işlemi yapıyoruz. Sıra sonunda 24 sık iğneye ulaşıyoruz. Şimdi gülümüzün tomurcuğunu bitirdik. Şimdi bu püsküllerini oluşturacağız. Bunun için bir zincir çekiyoruz ve geri dönüyoruz. Aynı ilmeğe batarak 4 tane sık iğne örüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar geri dönüyoruz. Bir azaltma yapıyoruz. İki tane sık iğne örüyoruz. Daha sonra tekrardan bir zincir çekiyoruz. Geri dönüyoruz. Bir azaltma yapıyoruz. Bir sık iğne örüyoruz. Tekrardan bir zincir çekiyoruz. Geri dönüyoruz. 2 tane sık iğne örüyoruz. Daha sonra tekrardan bir zincir çekiyoruz. Geri dönüyoruz. Ve bir azaltma yapıyoruz. Daha sonra bir zincir çekip ipimizi çıkartıp kesiyoruz. Ve daha sonra bu ipimizi içeriden geçirerek çekiyoruz. Ve uç kısmını kesiyoruz bu şekilde püskülümüzü tamamlıyoruz daha sonra aynı şekilde altı tane daha püskül yapacağız bu sefer ipimizi alıp tekrardan ilmeğimize geçirerek aynı şekilde püskül yapmaya devam ediyoruz bu şekilde tomurcuğumuzu da tamamlamış olduk şimdi yapıştırma işlemine geçebiliriz çöp şişimizin sivri olan kısmını kesiyoruz daha sonra Yaprağımızın bir tanesini alıyoruz ve bu şekilde tutuyoruz. Çöp şişimizi bu şekilde yerleştiriyoruz. Ve daha sonra silikon tabancasıyla yapıştıracağız. İlk yaprağımızı çok sıkı bir şekilde yapıştırıyoruz. Daha sonra diğer yapraklarımızı serbest bir şekilde bu şekilde yerleştirerek yapıştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Altta kalan kırmızı iplerimizi de kesip yapıştırıyoruz. Daha sonra yeşil tomurcuk kısmımızı alıp iç kısımdan çöp şişimizi geçirerek yukarı kadar geliyoruz. Ve daha sonra silikonla bu şekilde yapıştırıyoruz. Daha sonra yeşil ipimizi alıyoruz. Ve silikonu çöp şişimize sıkıyoruz ve ipimizi sabitleyip çöp şişimize sarmaya başlıyoruz. Bu şekilde gülümüzü de tamamlamış olduk. Benimle birlikte buraya kadar severek ördüyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız size gördüğünüzü sağlayacağız. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.